Sevgili arkadaşlar, LGS3 inkılap tarihi cevaplarını paylaşacağım şimdi sizlerle. Birinci sorumuza baktığımızda hemen şöyle başlayalım. 20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemal temsil heyeti adına İstanbul hükümeti ile yaptığı görüşmelerde Mebusan Meclisi'nin toplanmasını ve toplanacağı yerin Anadolu'da güvenli bir yer olmasını istemiştir. 27 Aralık 1919'a baktığımızda temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal yapılan seçimler sonucunda Erzurum milletvekili seçiliyor. Ancak meclis İstanbul'da toplandığı için temsil heyetini alarak Ankara'ya gelecek. Sonra 12 Ocak 1920 Mebusan Meclisi İstanbul'da toplanıyor. 28 8 Ocak 1920'de Felah Vatan Grubu'nun teklifiyle Erzurum ve Sivas Kongreleri kararlarından oluşan Misak-ı Milli Meclis'e kabul edilecek. 16 Mart 1920'ye baktığımızda Misak-ı Milli kararlarından rahatsız olan başta İngilizler olmak üzere itilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal ettiler. Evet burada e, bu bilgilerden hareketle e, hangisine ulaşılamaz diye sormuş sorumuz. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'in bazı şartlarını kabul etmiştir. Mustafa Kemal İstanbul'da Meclis'in toplanmasının güvenli olmayacağını düşünüyor ve bu düşüncesinde de haklı çıkmıştır. E, evet bunların ikisine de ulaşılabilir. Mebusan Meclisi İtilaf Devleti'nin istekleri doğrultusunda hareket etmiştir. Bunu tabii ki söyleyemeyiz. Mustafa Kemal Erzurum milletvekili seçilmesine rağmen toplanan Mebusan Meclisi Katılmamıştır. Bunu da söyleyemiyoruz. Bu yüzden cevabımız C'dir. İkinci sorumuza baktığımızda milli mücadele döneminde e, mücadele edilen bazı cepheler verilmiştir. Doğu ve Güney cephesi. Doğu cephesinde Ermenilere karşı mücadele edilmiştir. Kazım Karabekir komutasındaki 15. kolordu bu cephede savaşmıştır. Sonuç olarak Ermenistan hükümeti Gümrü Anlaşması ile Büyük Millet Meclisi'ni misak-ı tanımış. Bu anlaşmayla Doğu cephesi kapanmıştır. Güney cephesine baktığımızda Fransız ve Ermenilere karşı mücadele edilmiş. Halkın oluşturduğu Kuvayi Milliye birlikleri bu cephede mücadele etmiştir. Sonuç olarak Ankara Antlaşması ile Fransa Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı tanımıştır. Bu antlaşma Güney Cephesi kapanmış. Peki buna göre verilen cephelerden benzer özelliklerle ilgili yargılardan hangisi söylenebilir diyor. Ermeni birlikleri Fransızlardan yardım almıştır. Bunu söyleyemeyiz. Her ikisine de bunu böyle bir şeyden bahsetmiyor. Düşmana karşı düzenli ordu birlikleri mücadele vermiştir. Hayır bunu da söyleyemeyiz. Mücadele edilen devletler Misa, milliyi tanıyarak cepheden çekilmişlerdir Evet seçenek nedir 3 yani Bursa Üçüncü sorumuza baktığımızda sevr Anlaşması'na ait aşağıdaki maddelerden hangisi Mustafa Kemal'in sözlerinde yer alan ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye yönelik ifadelerini kanıtlar niteliktedir. Mustafa Kemal Türk milletini yok etmeyi hedefleyen sevr Anlaşması'na şu ifadelerle tepki göstermiştir. Siyasal bağımsızlığımızı, adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok etme, ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelmiş sevir anlaşması bizce yoktur. Evet burada ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye yönelik ifadesini kullanması kapitülasyonların yani verilen ekonomik ayrıcalıkların bütün devletlerin faydalanması yani D seçeneğini söyleyebiliriz. Bu kanıtlar niteliktedir. Dördüncü sorumuza baktığımızda Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin görevi sona ermiştir diyor. Sivas Kongresi'nden sonra tüm yurdu temsil eder hale gelen temsil heyeti hükümet gibi çalışacak milli mücadele hareketini yürüttü. Temsil heyeti Başkanı Mustafa Kemal İstanbul'un işgali ve Mübusan Meclisi'nin dağılması üzerine Ankara'da yeni bir meclisin açılması çalışmalarına başladı. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmış ve Mustafa Mustafa Kemal meclis başkanı seçilmiştir. Yeni bir meclisin açılması üzerine harekete geçen damat Ferit Paşa hükümeti milli mücadele faaliyetini yasa dışı ve bu faaliyeti yürütenleri ise asi ilan etmişti. O zaman Büyük Millet Meclisi'nin açılması hangisinin görevini sona erdirmiştir? Tabii ki temsil heyetinin diyeceğiz. Beşinci sorumuza baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki nedenlerden hangisi? Bu duruma örnek gösterilebilir. Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedenlerden biri Fransa İhtilali'dir. Fransa İhtilali'nin etkisiyle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi çok uluslu devletlerde azınlık isyanlarına neden olmuştur. Bazı büyük devletler bu durumu kendi çıkarları için kullanmış ve azınlıkları kışkırtmışlardır. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki nedenlerden hangisi bu durumu bu duruma örnek gösterilebilir? bilir diye soruyor. Milliyetçilik akımının etkisini göreceğimiz bir seçenek olması lazım. Rusya'nın panslavizm politikasıyla Balkanlardaki silahları hakimiyeti altına almaya çalışmasıdır diyeceğiz. Diğerlerinin hiçbirini söyleyemiyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda Kazım Karabekir'in bu ifadelerinde Ermenilerle ilgili hangisi vurgulanmamıştır diye sormuş. Kahraman arkadaşlarım Hepiniz biliyorsunuz ki İngiltere ve müttefikleri memleketimizi kendi idareleri altına alacak ve milletimizi kendilerine esir yapacak bir antlaşma yaptılar. Ve bu antlaşmada Doğu Anadolu'da Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis velayetlerini de Taşnak Ermenilere vermek istediler. O taşnaklar ki kahramanca saldırı, e, saldırılarınız önünde kaçmaktan ve silahsız masum halka zulüm yapmaktan başka bir şey bilmezler diyor. Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir. Evet burada vurgulanmamış olana bakacağız. Evet itilaf devletleri tarafından desteklendikleri söylenebilir. Doğu Anadolu'nun bir bölümünü almak istedikleri Evet, e, sivil halka zulm ettiklerini de söyleyebiliyoruz fakat gümrü anlaşmasına göre hareket ettiklerini söyleyemiyoruz. Yedinci sorumuza baktığımızda buna göre isyanların bastırılması durumlardan hangilerini sağlamıştır? 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmıştır bunun üzerine İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletlerinin kışkırtması ile Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlar çıkmıştır. İsyancılar üzerine Kuvay Milliye Birlikleri gönderilerek tüm zorluklara rağmen isyanlar bastırılmıştır. Evet e, bu bilgileri değerlendirerek e, durumlardan hangileri sağlamıştır demiş. Büyük Millet Meclisi'ne karşı duyulan güvenin artması, Büyük Millet Meclisi'nin gücünün ve otoritesinin artması, İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'da otoritesini tekrar kurması. Evet, bu şekilde değerlendirdiğimizde 3'ü alamıyoruz, 1 ve 2'yi almak durumundayız. Bu sebeple cevabımız A'dır. 8. sorumuza baktığımızda Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenemez? Mustafa Kemal ile ilgili bazı gelişmeler kronolojik olarak şöyle. 1905 ilk askeri görevinde Şan 5. Ordu'da başladı. Buradayken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. 1909'da 31 Mart vakasını bastıran Hareket Ordusu'nda bu ismi kendisi veriyor ve bu ordunun kurmay başkanlığını yapıyor. 1911'de Trablusgarp Savaşı'nda yer, yerli halka teşkilatlandırıyor ve Trablusgarp'ı savunuyor. 1915'te Çanakkale, 1917 Kafkas ve 1918'de Suriye cephelerine görev alıyor. Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenemez diye sormuş sorumuz. Birçok yerde görev almıştır, faaliyette bulunmuştur. Evet, örgütleyici bir kişilik özelliğine sahiptir. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın birden fazla cephede bulunuyor, birçok cephede bulunduğunu görebiliyoruz biliyoruz. Meşrutiyet yönetimine geçmek isteyenlerin isyanını bastırıyor diyemeyiz. Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmak isteyenlerin isyanını ortadan kaldırmaya çalışıyor aslında bakarsanız. Çünkü meşrutiyeti Mustafa Kemal'in desteklediğini biliyoruz. Bu sebeple cevabımız C'dir. Evet 9. sorumuza baktığımızda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinden hangisinin bu amaçla hazırlandığı söylenebilir? İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması maddelerinden birinde halkın iletişim ve ulaşım imkanlarını kullanarak organize olmasını ve direnişe geçmesini engelleme amacını gütmüşlerdir. Evet bu şekilde baktığımızda e, mutlaka e, iletişimle alakalı herhangi bir seçeneği söylememiz gerekmekte. Tüm telsiz ve telgraf hatları ile Toros tüneli ve demiryolları ittifak devletlerinin kontrolünde olacaktır. Olmalı cevabımız. Son sorumuza geldiğimizde Misak milli kararlarında yer alan maddelerden hangileri halkın kararına saygı duyulduğunu göstermektedir. Şimdi işgal altındaki Arap halkını özgürce verecekleri oylarla kendi geleceğini kendileri belirlemesi burada halkın bir kararı var, biri almalıyız. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars Ardahan Batum, gerekirse yeniden halk ay oylamasının yapılması yine burada halk kararının olduğunu gösteriyor. 2'yi de alacağız. 3'e baktığımızda Batı Anadolu'nun durumu için halk oyuna başvurulacak. Burada da yine halk kararı söz konusu. Bunu da almalıyız. Bu yüzden cevabımız 1, 2, 3 yani D seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.